sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün sesini öğrenelim. Hazırsak başlıyoruz. Resimde gördüklerimizin isimlerini söyleyelim. İsminde p sesi geçen resmin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Civciv, civciv, civciv kelimesinde p sesi var mı? Hayır, yok. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Bu resimde pizza var. Pizza, pizza. Pizza kelimesinde p sesi var mı? Evet, pizza. Bu resimde ne görüyoruz? Cetvel, cetvel, cetvel. Cetvel kelimesinde de p sesi yok. Bu resimde ise şirin bir penguen var. Penguen, penguen, penguen kelimesinde p sesi vardır. Aferin çocuklar. P sesi kelimenin başında ise baştaki kutucuğu, ortasında ise ortadaki kutucuğu, sonunda ise sondaki kutucuğu işaretleyelim. Burada ne görüyoruz? Cüzdan, 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 cüzdan kelimesinde p sesi yoktur. Bu resimde ne görüyoruz? Top. Top, top. Evet, p sesi sondadır değil mi çocuklar? Top. Bu resimde ise kirpi var. Kirpi, kirpi, kirpi. Evet, p sesi ortadadır. Bu resimde ise patlıcan var. Patlıcan, patlıcan, patlıcan. Evet, p sesi baştadır. Aferin çocuklar. Şimdi çocuklar p sesinin yazılışını öğrenelim. Büyük p sesini yazarken iki hareket kullanıyoruz. Birincisi yukarıdan aşağı düz bir çizgi. İkinci hareketimizde ise yine yukarıdan yana doğru bir çizgi. Kıvırıyoruz ve ortaya getiriyoruz. İşte bu kadar. Küçük p sesimizi yazarken ise yukarıdan aşağı düz bir çizgi çiziyoruz. Ve buradan bir yuvarlak çizerek küçük p sesimizi yazıyoruz. Şimdi yazı defterimize büyük ve küçük p seslerini yazalım. Büyük p sesini yazı defterimizin üstteki iki boşluğuna yazıyoruz. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi, yukarıdan yana doğru bir çizgi kıvırıyoruz ve burada tamamlıyoruz. Tekrar edelim. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi, yukarıdan yana doğru bir çizgi kıvırıyoruz ve burada tamamlıyoruz. Tekrar, yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve yukarıdan yana doğru bir çizgi çizerken kıvırıp burada tamamlıyoruz. Küçük p sesimizi yazarken ise yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve defterin ortadaki bölümüne bir yuvarlak. Tekrar edelim. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi çiziyoruz ve ortadaki boşluğa bir yuvarlak yapıyoruz. Tekrar edelim. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi ve ortadaki boşluğa bir yuvarlak yapıyoruz. İşte büyük ve küçük p sesimizi yazı defterimize bu şekilde yazıyoruz. Hadi şimdi p seslerimizi bulalım. İşte küçük p sesimiz burada. Burada büyük p sesi var. Burada büyük p sesi var. Burada küçük p sesi var. Evet, başka da yok. Evet çocuklar, bugün p sesini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.